Evet, burası da Kara Hasan köyünün Davut Obası. Kara Hasan'ın en fazla zarar gören obası Davut Obası. Biraz önce Eren Obası'na da girdik. Eren Obası'nda sadece bir iki yapı yıkılmıştı. Ancak Davut Obası'nda evler yerle bir olmuş. Neyse ki dediklerine göre birçok evde insanlar yaşamıyormuş. Buraları yazlık olarak kullandıkları için kurtulmayı başarmış insanlar. Köyün tamamını dolaşamayacağım. Ne buna vakit yetiyor maalesef, ne de imkanımız var. O yüzden böyle bu ev aslında bu köydeki yıkılan çok sayıda evin bir özeti gibi. Ama neyse ki bizim Kara Hasan köyünde aldığımız bilgilere göre can kaybı yok. Yani Kara Hasan ve Yedi Obası'nda yıkımlar var. Yıkılan evler var. Ancak insanlar burada yaşamadıkları için, o evlerde kimse olmadığı için kurtuldular. Şu an görüyorsunuz, yani evler boş. Evlerin önünde çadır da yok. Çok az sayıda köylü kışı burada geçiriyor. Onun dışında herkes dışarıda. Ya Avrupa'da yaşıyorlar ya da Türkiye'nin çeşitli metropollerinde yaşıyorlar. Kışın orada, yazında buraya geliyorlar. Davutlar gerçekten büyük hasar olmuş, enkaza dönüşmüş. Şu yan yana bulunan 3 evin 3'ü de tamamen enkaza dönüşmese de büyük oranda yıkılmış. Şurada, 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 yani bulunduğum noktadan görebildiğim kadarını ben gösteriyorum size. Bu parmağımla gösterdiğim evlerin tamamı enkaza dönüşmüş. Hala ayakta gibi taşıyıcı kimi kolonlar, çatıları biraz ayakta tutmuş ama evler büyük oranda yıkılmış ve kullanılamaz hale gelmiş. Ayakta kalan evlerde de ciddi hasar görünüyor. Davut Kara Hasan köyünün bir yedi obasından biri. Burası Dulkadiroğlu ilçesine bağlı. Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı bir köy. Yani Kara Hasan'ın obası.